Merhabalar, Kent Portaylısı'na hoş geldiniz. Bugün size tanıtacağım aracın Transit modelinin en çok sattığı araçlardan biri olan Transit panelini tanıtacağım. Aracımız, tanıtacağım araç 350 L1 diye geçiyor. Bu araçlarda 3 farklı şase ve uzunluk mevcut. 350 M1, 350 L1 ve 350 E1 olarak 3'e ayrılıyor. Diğer araç gruplarına daha sonra size teker teker anlatacağım. Şu an anlatacağım orta şasede olan 350 L1 aracımız. 350 L1'da aslında kendi içerisinde 4 farklı ebat ve boyut var. Bunlar 350 L1 dediğim araç sadece arkada iter şanzımana sahip olan 11 metreküp olan aracımız. 2000 motor, 170 beygir, 6 ileri şanzımana sahip. Ayrıca bu araçta 350 L1'da artı opsiyonlar alabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, tekno paket alabiliyorsunuz bu araçta. Normalde aracı standartında sadece klima geliyor. Ama tekno paketle birlikte aracı daha donanımsal bir hale getirebiliyorsunuz. Bu donanımlardan kastım, hazır konu açılmışken tekno paketin içeriğinden de bahsedeyim. Ön sis farı, ön arka park sensörü, ön arka kamerası, dokunmatik ekranı, veri direksiyonu ve hız sağlayıcısıyla 8 inçlik dokunmatik ekranı. Bunların hepsi artı olarak tekno paketi aldığınızda aracı dahil oluyor. Aracı biraz sonra tanıtacağım araçta herhangi bir paket yok. Düz, sadece kliması olan Trend paket 350 L1 aracımız. İsterseniz buyurun bir aracı içerisinden de dışarısından da göstereyim. Araçlar 16 inçlik jantla birlikte geliyor. 235-65-16 olarak geliyor. Aynalarımız içeriden katlanabiliyor. Biraz sonra bunların bütün detaylarını sizinle paylaşacağım. Ebat ve uzunluk olarak da bahsetmiş olduğum gibi aracın 11 metreküplük bir araç. Şöyle hemen göstermiş oluyor. Genelde ticari müşterilerimizin rolünü tercih etmesindeki sebebi yıllardır biliyorsunuz Ford markasının sağlamlığı ve güvenilirliğiyle alakalı. Ayrıca arka bagaj kapaklarımız yan taraftan çok kolay bir hamleyle açılıp 90 derece olabiliyor ve içerisine portikle mal yükleme çıkartma gibi işlemleri yapabiliyorsunuz. Yan tarafında yine tek taraflı bir sürgü kapısı var. Bunu göstereceğim. İşte buradan yük indir ve boşaltma işlemini yapabiliyorsunuz. Genelde alan müşterilerimiz bu araçları tabanına kaplatıyor veya kullanacağı işe göre raf yaptıran, tabanını kaplatan, farklı iş gruplarına göre hitap eden müşterilerimiz mevcut. Bir de şuradan hemen aracın içerisinden bahsedeyim ben sizlere. Araç içerisinde koltuğun altında bir saklama alanımız var. Burada yine evrak koyabileceğimiz bardak gözlerimiz mevcut. Kol dayamamız yine rahat ve konforlu sürüş için mevcut. Yine burada bir bardaklık alanımız daha mevcut. Bluetooth eşleştirmeli multimedyası, kliması bu aracın standartına gelen özellikler. Onun haricinde böyle bir telefon tutacağı alanımız mevcut. Telefonunuzu veya tabletinizi buraya sabitleyip uzun yolda kolay ve konforlu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Araçta AdBlue mevcut. AdBlue'dan kastımız biliyorsunuz artık ticari araçlarımızda AdBlue olması gerekiyor. Çevreyi daha çok korumamız adına gerekli olan. Sıfır aldığınızda aracın deposuna full olarak geliyor AdBlue. Artık çevreyi korumamız gerekiyor. Bununla alakalı bütün ticari araçlarda, binek araçlarda artık standart olarak gelmeye başladı. Şimdi teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için çok sağ olun. Diğer videolarda görüşmek üzere.